Alfa TYT denemesi A kitapçı 40. Türkçe sorusu. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 39. sorunun metnine bağlı olarak hazırlanmış bir sorudur. Birinci cümlede genel bir saptamaya yer veriliyor. Saptama bir şeyin durumunu tespit etmek ve onu belirgin hale getirmektir. Beynimizde hız algısının oluşmasında en önemli veri kaynaklarından biri çevremizdeki bize göre hareketli nesnelerin görüş alanımızdan geçerkenki hareketidir şeklinde genel bir tespitte saptamada bulunulmuştur. Doğrudur. İkinci cümlede bir olgunun gerçekleşmesi koşula bağlı olarak açıklanıyor denmiş. Koşul sonuç cümlesi yoktur ikinci cümlede. Sebep sonuç ilişkisi vardır. Hareket eden nesnelerin azalması nedendir? Hatalı hız algısı da sonuçtur. Çünkü sebep sonuç ilişkisi vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. C seçeneğinde üçüncü cümlede karşılaştırmaya başvurulmuştur denmiş. Bulanık görünen nesnelerle net görünen nesneler karşılaştırılmıştır. Bu da doğrudur. D seçeneğinde dördüncü cümlede bir tespit tahmine dayalı olarak ortaya konuluyor. Bazı bilim insanları böyle düşünüyor denerek tahmin anlatılmıştır. E seçeneğinde beşinci cümlede yargı gerekçe ilişkisi söz konusudur. Bu da doğrudur. Çünkü sisli havada araç kullanan sürücüler